Mutlu akşamlar, mutlu haftalar haber geliyor. Haftanın son iş gününde bugün yine sizlerle birlikte değerli izleyenler. Bu hafta yine birçok haber başlığı gündemde, gazetelerde, birinci sayfalarda ve televizyonlarda, radyolarda yerini aldı. Biz bunlardan sadece bir tanesini cımbızla çektik ve o konu başlığını sizlerle buluşturacağız. Bu hafta gerçekten önemli bir haftaydı. Türkiye'den çok önemli misafirleri ağırladık. Türkiye'den gelen konuklar hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gezme fırsatı buldular, hem burada bir örgütün, ki onu birazdan açacağım, galasına katıldılar ve burada konsey yaptılar. Efendim, Türkiye Gazeteciler Federasyonu buradaydı. Türkiye'de çeşitli illerden gelen gazeteci üstadlarımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gezmenin yanında burada başkanlar konseyini yaptılar. Gelme amaçlarından bir tanesi buydu. Ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti'nin 54. yılının kutlamasına katıldılar. Tabii onlar buraya gelmenin en büyük ifadesini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni görmek olarak niteliyorlar. Önemli bir isim stüdyolarımızda. Biz de tabii gazeteci üstadlarla birlikteyken onlardan faydalanmak olmazsa olmazdı. Onlardan önemli bir ismi hemen yakaladık ve sizlerle buluşturuyoruz. Ve programdan sonra ana vatana tekrar göndereceğiz misafirimizi. Tanıdığınız bir isim, özellikle belgeselleri izliyorum dediğinizde, Türkiye kanallarında özellikle muhakkak gördüğünüzde evet ben tanıyorum diyeceğiniz bir isim. Çünkü geçtiğimiz gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kendisiyle dolaşma fırsatım oldu ve orada tepkileri direkt aldım. Sizi tanıyoruz, izliyoruz diye. Efendim, İsmail Kahraman. İsmail Kahraman kimdir? Araştırmacı, gazeteci. Siz bu kısmıyla da tanıyorsunuz. Bir de Devre Alem diye bir televizyon programı var. Gitmediği ülke kalmadı. Kendisinden dinleyeceğiz İsmail Bey'in ve bu ülkelerin arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmekle birlikte, burayı gezip görmekle birlikte proje bombardımanına tuttu bizlere. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri görmek çok güzel. Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Çok sağ olun. Konuk ettiniz. Diyalog TV'nin değerli izleyenlerine, yönetimine, sahiplerine şükranlarımı sunmak istiyorum. Çok sağ olun. Selam ve saygılarımı sunmak istiyorum. Şimdi sizin gibi üstadları bizler televizyonlarda, Türkiye ulusal kanallarında izliyoruz. Bizim stüdyomuzda olması bizim için ayrı bir güzellik. Onun için biz teşekkür ediyoruz. Kendisi için belgeselci demiştim. Biz de bu G'yi sona atarız ya. Zaten görüyorsunuz masanın üzerinde kamera hazır bir şekilde. Hiç ayırmıyor musunuz yanınızdan? Hiç. Her yere geliyor sizinle. Mesela hemen. Bitti. Çıkarıyoruz. Kaç ülke gördü bu kamera efendim? Bu zannediyorum 10. kameramız. Hı hı. Ama çok portatif, çok güzel. Yaklaşık bu kamera zannediyorum bir 20 ülke gördü. Çok güzel. Çin, Doğu Türkistan, Malezya, Singapur'daydık. Yenisey Vadisi, bugün biraz gitmek zor olacak. Rusya Özerk Cumhuriyeti'nin Tuva Hakas Türk Cumhuriyetleri, Ötüken civarı. Bu coğrafyaları gezdi bu kamera bizimle ve Moğolistan'a gitti. Orhon kitabelerini gören bir kamera. Eski kameraları da atmıyorum Hakan Bey, onları da bırakıyorum ve hangi ülkelere gitti? Yeleklerim var. Eğer böyle program konuğu yapmış, yani böyle bir şey olasaydı o yeleğimle gelmek isterdim. Beni yeleğimle daha çok tanıyorlar. Tabii belgeselcilik çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Belki ilk kez bir programda bu kamera, hep bunun çektikleri görülüyordu. Şimdi o kendisini göstermiş oluyor. Bunda da siz ön ayak oldunuz. Sağ olun efendim. Efendim, biz teşekkür ediyoruz. Konuşacak çok şey var ama biz bu 45-50 dakikanın içerisinde sınırlamak durumundayız. Onun için hızlı hızlı ben soracağım, bol bol sizi konuşturacağım. Buraya gelme amacınızı ben bahsettim esasında ama biraz da sizden dinleyelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni nasıl bulduğunuz benim için önemli. Onu birazdan soracağım size ama aklınızın bir kenarında bulunsun. Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak geldiniz. Neler yaptınız bu kaldığınız süre zarfında? Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar Bey, ki zannediyorum yayın koordinatörü, evet, Diyalog TV'nin de. Teşekkür ediyoruz. Onların misafiriydi. 54. kuruluş yıl dönümünü kutluyorlardı. Katılmak istedik. Biz de ilk kez Apazya'dan sonra Kuzey Kıbrıs Başkanlar Konseyi daha önce bir kez toplanmıştı ama ikinci kez burada toplanmasına karar verildi. Yaklaşık 65 civarında gazeteci cemiyet başkanımız, ki Türkiye'nin birçok ilinden gelen cemiyet başkanımız, 4 gün boyunca buradaydık. Çeşitli etkinliklere katıldık. Örneğin
Girne Amerikan Üniversitesi'nin panellerine orada sergilerimiz oldu. Arabahmet Mahallesi'ndeki kültür merkezinde Türk-Yunan ilişkisi ve Kıbrıs sorunu konulu bir panele katıldık. Orada panel konuşmacısıydım. Sayın Reşat Akar da orada panel konuğuydu. Ve panelimizi genel koordinatör olarak organize eden de İbrahim Bey'di. Bursa'dan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı. Derviş Eroğlu Bey oradaydı. Ve Derviş Eroğlu Bey'i ben 21 yıl önce başbakan olarak ziyaret etmiştim. Birçok dünya ülkesini gezdik ama ben 21 yıl sonra yeniden buraya geldim. 1994 yılının Haziran ayında buraya gelmiştim. Merhum Denktaş Cumhurbaşkanı'ydı. Kendisini ziyaret etmiştim. Ve Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinden birisi Kocaeli Gebze. Gebze ile Değirmenlik Beldesi'nin kardeş şehir olma belgesini getirmiştim. Vesile olmuştu. Derviş Eroğlu Bey, sonra Hakkatun Bey Meclis Başkanı'ydı. Mehmet Ali Talat Bey Kültür Bakanı'ydı. 1994'ten söz ediyorum. Tabii Kıbrıs çok farklı, çok güzel bir yerdi. 21 yıl sonra yeniden Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun Başkanlar Konseyi toplantısı için burada bulunmak gerçekten bizler için bir onurdu, önemli olaydı. Her açıdan sizlerin burada bulunması da çok önemli. Bizler zaten size çok teşekkür edildi. Bizler de edelim aynı şekilde. Türkiye'den özellikle gelen gazeteci grupları, aydın insanlar, aydın isimlerin burada olmasından biz mutluluk duyuyoruz. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 21 yılda ne kadar değişmiş efendim? Neler gözlemlediniz? Tabii Kıbrıs bizim için olmazsa olmazımız. Kıbrıs bizim için çok değerli. Çok daha farklı bir Kuzey Kıbrıs bulmak isterdim. En azından halklar arasındaki barışın sağlandığı bir Kıbrıs görmek isterdim. Çünkü o gün de o mücadeleler vardı. Bugün biraz daha çetrefilli olarak devam ediyor. Burada sanayi